hamileyim ve heyheylerim çok yüksek. Sen benim bu kavgalarım ve benim sürekli bu konuyu onun üzerine biz ayrılacak mıyız? Evliliğimize devam edeceğiz. Bebek tabii bu süreç. İlk defa bir şeyi aşerdim dün. Ne? Çok trafik var ve eve gitmemiz bir 50 dakika. Ben o 50. dakikanın daha başında bir dakikada başladım. Benim can... Şimdi sıradan geçiyoruz Bircan Bali'ye. Evet. Bircan, hafta sonu çıkan haberler var. Aslında hafta sonu değil, bir haftadır çıkan haberler bunlar. Evet. Artık bir açıklama yapman gerekiyor Ne seyircilerimize. kadar ölü taklidi yaptıysam da Evet. yemediniz, değil mi? Olmadı. Açıklama yapmam lazım tabii ki. Bir kere zaten herkesin özel hayatını konuşan bir insanı kendi o özel hayatını ölü taklidi yapması hoş karşılanmıyor. Hamilelik sürecimdeki o sıkıntıyı atlatıp konuşmak istedim. Şimdi ben yaklaşık 3 aylık hamileyim ve heyheylerim çok yüksek. Ay. Bütün şarterlerim hep böyle anında atıyor. Bunu da en yakın tanıklarım olan Ömer ve annem ve çok yakın arkadaşlarım çekiyorlar. Ömer Burada eşin. eşim çekiyor. İşte sizler hep, yani buradaki herkes benim ne halde olduğumu biliyor. Biraz gergin bir hamilelik geçiriyorum. Şöyle, ben hamileliğimi çok erken öğrendim. 2. haftada hamile olduğumu öğrendim. Daha 2 haftalıkken, normalde 5 haftalıkken falan öğreniyorlar. Bu süreçte de beni daha çok gergin günler beklediği belliydi. Ben öğrendikten 1 hafta sonra eşim benim askere gitti. Ve ben o süreci yalnız geçirdim ve ne kadar zorlandığımı biliyorsun. Askere gitti, telefonla ulaşamadığım zamanlar oldu, onu göremediğim zamanlar oldu. En ihtiyaç duyduğum zamanlarda onun kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı yanımda olmadığını bilmeme rağmen hep ona fatura kestim. Böylelikle de gerginlikler çoğaldı. Sanki adam hani vatani görevini, yani sanki benim hamile olmama denk getirmiş gibi. Halbuki 1 yıldır normalde belliydi o süreç. Bir de benim doğum günüme denk geldi ve gitti. Sonrasında da zaten benim bu kavgalarım ve benim sürekli bu konuyu onun üzerine çullanmam açıkçası. Bu ne şimdi, zamanı mıydı askerliği, şimdi ben burada yalnız mı hamilelik geçireceğim falan. Çocuk da dedi ki, yani benim bu konuyla ilgili yapacağım bir şey yok. Sana bu konuyla ilgili ne kadar açıklama yapsam da anlamayacaksın. Sonra biz o askerden geldikten sonra şiddetle ben hala devam edince bu kavgalara Antalya'ya, bir süre Antalya'ya gitmesinin doğru olduğunu düşündüm. Yani biraz ayrı kalmanın doğru olduğunu düşündüm ve biz bir karar verecektik. Benim heyheylerim devam edecek mi? Onun heyheyleri devam edecek mi? Biz ayrılacak mıyız? Evliliğimize devam edeceğiz. Bebek tabii bu süreçte hepimizin bebeği, zaten hiçbir sıkıntımız yok ama bebeği aldırmak ya da bebek yok Allah falan gibi bir korusun. şey böyle aklımızdan bile geçmedi ama evliliğe ben bu heyheylerle devam edecek miyim? Onu biz bir düşünecektik. Sadece bir tane bir cümleyle araya gireceğim. Bütün suç veya heyheylerim falan Yok değil. demezsen sevinirim. Şöyle. Karşılıklı oluyor bazı Çünkü şeyler. şöyle, son derece anlayışsız birini gördüğünü sanıyorsun. Ona göre çok anlayışlı olduğunu düşünüyorum ama ona göre hiç değil. O dönemde O öyle dönem düşünüyorsun. anlayamadınız birbirinizi. Anlayamadık biz birbirimizi. En iyisi uzaktan bu işi anlayalım diye bir karar verdik. Çok sıkıntılı da bir süreç geçirdik. Birbirimizin günlerce sesini duymadığımız süreçler geçirdik. Kendi kendimize bir takım göndermeler, bir şeyler yaptık. Ve ben ciddi bir tansiyon problemi yaşadım. Yemek yemediğim Evet. için üzüntüden. Sonrasında büyüklerimizin tabii devreye girmesiyle bu işin saçma bir hal almasını durdurup sevgililer günden bir gün önce 13 Şubat. kavuştuk. 14 Şubat'ı da birlikte geçirip o günden beri de yan yanayız tabii. Evet, bir süreç yaşandı. Bir boşanma düşüncesi gerçekleşti. Fakat bu düşüncede kaldı. Bir boşanma yok. Bebeğimizi Allah izin verirse aynı çatıda ve birbirimizi saygısızlık yapmadan ve severek büyütmeye karar verdik. Peki, şimdi biliyorsun hamilelik dönemi tamam çok zor ama çocuk doğduktan sonra daha fena bir dönem geliyor. Buradan Ömer'i uyaralım. Dün çok komikti. Biz kadınlar olarak bak var ya öyle bir döneme gireceksin ki bu ne diyeceksin? Hayatımda ilk defa bir şeyi aşerdim dün. Ne? Çok trafik var ve eve gitmemiz bir 50 dakika. Ben o 50. dakikanın daha başında bir dakikada başladım. Benim canım nar istiyor. Nar istiyor, nar istiyor ya. İyi bulunabilecek bir Ama şey. trafikteyiz ve ayıklanmış nar istiyor ve ekşi. Ha. Dedi ki tamam ben bulacağım ama yapacağım, alacağım, yapacağım. Şimdi tabii bir yandan da bakıyorum yani alacak mı, yapacak mı? Hala denemelerdeyim, anladın mı? Sağ olsunları buldu biraz trafikten şey yapıp da. İyi ya, sıkıntı yok ama sıkıntılar oluyor. Kandırdım diye bir tane Bir paylaşım var paylaşım yaptı. Ömer'in. Beni kandırdığını söyledi. Yani tekrar onu gönlüne aldım gibi bir paylaşım yaptı. Evet, geldi, gönlümü aldı.
Babalığı annelik gibi hissedemiyorsun. Tabii. Ben şimdi içimde bir canlının var olmasıyla çok mutluyum. Onlar sadece bizim vücudumuzdaki değişikliklerle belki bir şeyin olduğunu anlayabiliyorum. Cumartesi günü de ilk kez bebeğiyle tanıştı zaten. O konu, hep hastanede, hep şeydeydi ya, askerdeydi ya, biz Askerlik. birbirimizi tanıştıramadık çocuğumuzu. Geçen cumartesi günü tanıştılar. O da evladını görmüş oldu. Bir tık daha orada bir şeyin varlığını hissetti. Yani çocuk, o da çok şaşkın hayatlar Bazıları yaşıyor. doğduktan sonra bile hissedemediği için bana O çok bir şey şeyleri gelmedi. hissetti. Elini kolunu gördü. Kız mı erkek mi? Daha hiç belli bir şey göstermiyor. Omurgasından sanki erkek gibi görünüyor ama herkes kız gibi de diyor. Doktorlar da öyle diyor. Yani bilmiyoruz. Daha tam anlamıyla sürpriz. %50 %50 bekliyoruz. Ben erkek, babası kız istiyor. Hadi bakalım. Allah sağlıklı Amin. doğmasını nasip etsin ama İnşallah. neydi? Boşanma yok. Boşanma yok. Ama şöyle bir durum da var. Herkes herhalde aynı fikirdedir. Evlilik dediğin şey böyle bir şey. Yani kavgası da var, gürültüsü de var, güzel günü de var, iyi günü de var. İnşallah siz de tabii çok erken bir evlilik yaptınız aslında. Ve birbirinizi tanıma sürecindesiniz şu an. Aslında evet, aynı evin içerisine, ya Evet. 1,5 yıldır beraberdik ama Ama aynı aynı evin evin içine içerisine girmediniz 6 aydır tabii. giriyoruz. Aynı ev farklı oluyor Çok biraz. da farklı oluyor. Zor da bir adam değil aslında ama Sen galiba bir zorsun. ben aslında ben de çok anlayışlıyım ama ondan bu süreçte bir tık daha anlayışlı olmasını beklediğim doğrudur. İnşallah öyle olursa Aa, devam. bütün kadınlar bekliyor. Senin bence senle birlikte bütün erkeklere buradan mesaj Söyleyelim verelim. hanımlarla biraz Ama anlayın. işte dediğim gibi bu doğurduktan sonraki dönem daha fena. Böyle böyle gelecekler. Yandık Hey diyor heylerin zaten. vallahi billahi Yandık diyor, evet. yandın Ömer. Peki Ne devam yapalım, biz de edelim. onun çocuğunu taşıyoruz. O demek ki huysuz ki çocuk da beni bu kadar He? huysuzlaştırdı. Şimdi ben kendi halime bir bilineyim de. Peki, boşanma yok. Bu güzel haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Ne Artık kadar rahat rahat ağlayabilirim. herhalde kapı gıcırdıysa normalde ağlarsın. Bu kızımız bir duygusal, bir duygusal. Böyle bir şey olmaz. Her şeye ağlıyor. Tabii ilk öğrendik. Tabii ya evet Anlat anlat. anlatayım. Ben ne zamandan beri hamileyim biliyor musunuz? Kahvaltı istediğinden mi? Aynen doğru söylüyorsun. Kahvaltı yapmam lazım artık sabahları dedim ve Canlı'ya dedim ki artık kahvaltı yapalım. Yani o ne zamana denk geliyor biliyor musunuz? O çok ağladığım bir yayın vardı ya. Seccat Seccat'ın geldiğinde. geldiği. Ben o zaman bilmiyordum hamile olduğumu. Meğersem o ağla 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 çok daha yeniymiş. Ki duygusal bir kadınsın Zaten normalde çok de duygusal öylesin da de. biriyim. Evet, bir bebek bekliyoruz Allah'ın izniyle. Artık saklayamadım. Tabii Ece'nin bildiği bir durumdu. Nasıl yapalım, nasıl yapalım Ece'nin bildiğini nasıl saklayacak zaten? Tutamıyor ki dedik. kadın sürekli. Hayır, bak bu defa hiçbir şey belli Dayandım. etmedi ve Bir tek dayandı. anneme söyledim. Evet. Bir de erkek arkadaşıma Evet. söyledim. Başka kimse bilmiyordu. Evet. Bir bebek geliyor, bir Ya. mucize. İnşallah sağlıkla, güzellikle gelsin. Amin inşallah. Tabii biz burada hep işte konuşuyorduk. Ben bir şey söyleyince sen annesin, sen annesin gibi böyle aramızda espriler oluyordu. Evet. Şimdi Allah'ın izniyle sen de anne olacaksın. Dünyanın İnşallah. en güzel duygusu. Allah herkese nasip etsin Amin. inşallah. İsteyen herkese Allah İsteyenle nasip etsin. bakabilecek. Yani bambaşka bir duygu tabii. Şimdi sizlerle bunu paylaşmadan yapamayacağım. O kadar iç içe yaşıyoruz ki Tabii. her gün evinizdeyiz ve Ki her normalde gün. 3 aya kadar beklenir ama Evet, sen. daha 3 ay olmadı. Ama artık dayanamadım ve Dualarınızı istiyorum. dualarınıza çok inandım. Evet, kötü niyetli insanların varlığını biliyorum ama iyi niyetli insanların daha çok olduğuna inanıyorum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bir bebeğimiz olacak, daha tabii ne cinsiyet belli ne bir şey, ve üzüm kadar bir şey. Ama kalp atışını Evet, dinledim. kalbim maşallah atıyor. Allah'ım inşallah ömür boyu onun kalbini attırsın. Onun Amin. kalbini hep atarken duyayım inşallah. Evet, kalp atış videosundan çok o ritmini koydum alta. Peki eşin ne dedi? Eşin daha yeni askerden geldi ama askere gitmeden evvel Önce biliyordu haberi Ömer. vardı. Biz yılbaşından çok önce öğrendik. Yani ayın 19'unda öğrendik. Ben çok çok erken vücudumdaki değişiklikleri fark ettim. Doktor inanamadı. Bu kadar Nasıl erken anladın diye. anladığına inanamadı. Daha doğrusu ya, Ömer'in babası bana durduk yere bir mesaj attı. Allah Allah Evet, ne? Hüseyin baba durduk yere bir mesaj Onu attı. bilmiyorum. Evet. Dedi ki, böyle gündüz uykusundayım. Dedi ki bana, sen dedi ne zaman çocuk yapacaksın? Durduk yere.
Allah Allah, vücudumda bir takım değişiklikler hissediyorum ama çok var daha. Hani günüme de var. Dedim ki Allah Allah, ne Hüseyin baba böyle bir şey yaptı acaba? Gittim test aldım. Allah Allah, içine doğmuş. Ve dedim ki yani baba, sen bunu söylediğin gün ben bunu öğrendim. Dedi ki ben hissederim. Ya çok acayip, evet, değil çok mi? Acayip. İlk ben evet. Hüseyin babanın o lafından Normalde sonra... Ömer'in hissetmesi lazım. Yok yok. Hüseyin baba. Ömer'in çok oyun yok, alakası yok. Sonra bir baktım, bu dedim çift çizgi. Hemen ertesi gün doktora gittim. Daha çok minikti. Yani doktor dedi ki bu aşamada bunu bilmen mümkün değil, imkansız dedi. Yani biraz da babasının o mesajıyla ben harekete geçtim. Normalde de biliyorsunuz, Bircan ilk evlendiğinde şu an nikah görüntülerini veriyoruz. Herkes yazdı işte, ani nikah yapıldı, ne oldu? Ha, yok. İşte hamile mi, değil mi? Değildi. Değildi. Sonradan oldu. Her şey çok da güzel yolunda gidiyor. Allah nazardan saklasın. Amin. Peki kız mı erkek, ne hissediyorsun? Tabii daha hiçbir şey hissedemiyorum ama gönlümden kız geçiyor. Ama sana bir Hayırlısı. güzellik geldi Hayır. mi? Yani erkek gibi geliyor. Birçok kişi, dün binlerce like ve yorum geldi. Birçok kişi erkek Bana yazmış. da öyle geliyor ya. Anne, evet, Ece başından beri erkek diyor. Bilmiyorum. Tabii ki sağlıklısını diliyorum. Amin. Ben 5. ayımız olacak evliliğimizin 4 gün sonra. Ama bebiş daha çok küçük daha. 7 haftalık falan. Peki şimdi biz sana dikkatli yorumlar yaptırmamız lazım. Seni strese sokmamak Yok lazım. yok ya. Bilal, haberleri de ona göre hazırla Tıpkı ya. bir gün önceki gibi davranabilirsiniz. Öyle çok çocuğu mücadele... Çocuk zaten yani ne olduğunu şaşırdı. Daha ayına girdi deprem. Ay evet ya. Koronavirüsü. Birçok Avustralya kötü yangınları, her yangınlar. şey bir Çocuk arada. aslında çok idmanlı, her şeyin Evet. farkında. Öyle çok el bebek bir bebekten ziyade hayatıma direkt adapte olacak bir çocuk olsun istiyorum. Görürsün sen. İnşallah El bebek bakalım. gül bebek ziyade diyor ya. Ben ya o kadar pimpirikli ki, göreceksiniz nasıl güzel bir anne Ya olacak. bilmiyorum. İnşallah her şey yolunda gitsin, çok güzel Amin gitsin. Çok inşallah. erken söyledin. O yüzden duaları da eksik Evet etmeyelim ya, lütfen. sizin dualarınıza inanıyorum. Birçok kişi saklamamı istedi ama ben sizden daha fazla saklayamadım. Zaten saklayamadın. Bana Gerçekten herkes yazıyordu. saklayamadım Ya Bircan'da bir şeyler var. Çok duygusal. İşte bir ara bu ara güzelleşti. Ne oluyor? Ömer spordayken patlattım. Çıktı ki, aa, çocuğu söylemişsin, keşke bana da haber versin. Hani bu çocukta ikimizin de bir katkısı var diye düşünüyorum. Ya Ay. dedim ki, benim takipçilerim de hani bilsin istedim bunu. Ömer de çok genç. Şimdi ikimiz de çok Evet. gençsiniz. Ömer ne hissetti peki? Şimdi Ömer zaten öğrendikten sonra askere gitti, bir şok oldu. Dedi ki bana, kalp atışını ilk askerde duydu. Ay. Yani tam dinlerken komutan geldi falan, olmadı yani böyle bir şey. Dedi ki yani senin vücudundaki şeyleri hissedemiyorum ama enteresan şeyler hissediyorum. Yani başka bir sorumluluk hissediyorum dedi. Daha ben onun hiç sorumluluk falan hissettiğine inanmıyorum. Daha kucağına alana kadar hiç Evet. babanın. Değil mi? Erkekler genellikle öyle. Kucağı alana kadar. Alana kadar değil Biz mi? kalp atışını Evet. bizi tekmelediği için onları hissediyoruz. Belki ilerleyen aylarda işte yayında tekmeleyecek. Evet, Ay ne zaten kadar 6-7 güzel ay şeyler birlikteyiz yaşayacağız Allah'ın izniyle. inşallah. Yaz tatiline kadar birlikteyiz. 7. aylığım falan Allah izin görecekler. verirse de Ağustos'ta bekliyoruz. Evet, Ağustos sonu. Başak Burcu Eylül, olacak. evet. Eylül İnşallah. başı, Peki. Ağustos. Başak Burcu görünüyor. Tabii her şey Allah izin Allah'tan. verirse, her Evet. şey yolunda olursa. Baksana nereden nereye. Ya. Tığ gibi kız da falan. Ya yine öylesin ama Kilo hiç yemiyor sevgili seyircimiz. Bak mesela Canan'ın Şikayet. parfümüne kadar böyle dikkat eder. Ay işte parfüm çok kötü kokuyor artık, çünkü kokular onu rahatsız etmeye başladı. Şu önümüzdeki bisküvilerin yumurtasına kadar hissediyor ve kokluyor. Enteresan bir şey oldu arkadaşımızda ama. Evet, artık alıştı insanlar bana. Yani Canan evet. anlamış zaten, baksana hemen. Canan, anladın mı sen hamile olduğunu? Allah Allah. Ha, Kahvaltıda. folik asitten anlamış. Folik asitten anladı. Bilal de anlamıştı, biliyor musun? Evet Sana evet. söyleyeyim. Birkaç hafta evvel bana Bilal söyledi. erkek hissediyor bir de. Ha, Kesin hepimiz bir diyor. bakalım. Herkes erkek, hiç kız diyen yok. Mal, bakalım. Evet, bakalım. O zaman bize İzleyiciler ne ulaşabilirsiniz hissediyor? bugün. Özellikle ulaşın diyoruz. Güzel dileklerinizi, dualarınızı bekliyoruz Evet. Gülcan'a. Canım benim. Nur Viral de. Hep gül inşallah, hiç ağlama. Amin. Gelsin minik bir can. Bak, o kız istemiş. Kız kız demiş. Nur'a da canlı yayında söyledim ama dedim. Bak, mesaj attım. Ben dedim hamileyim ama yayında söyleme. Kız böyle kaldı bak. İçine sevindim Nurcuğum, sen de sakladın. Çok teşekkür ediyorum. Bilal'in yolladığı fotoğrafı gösteriyorum Evet, size. aylar önce çektim bu fotoğrafı. Bakar Bebek istiyoruz, mısınız? bebek bekliyoruz diye. Aa. Ben de yok artık ne bebeği dedim. Daha orada yeni evliyim dedim, dur. Evet, Bilal böyle. Karnını tutuyor şaka Benim gibi. hislerim çok kuvvetlidir dedi. Allah Allah. Ay Hayırlısı çok güzel. inşallah.